Margaret ve Arturo eski sevgililer ve Margaret, Arturo'nun kendisini dolandırdığını iddia ederek Arturo'ya dava açıyor. Fakat Arturo bu iddiaları kabul etmeyerek her seferinde nakit olarak geri ödediğini söylüyor. Mahkeme salonuna geldiklerinde yargıç Judy, Margaret'ın mahkemeye şapkayla katıldığını görür. İşte bütün film bu dakikadan sonra kopar. Yargıç Judy, Bayan Moreno'ya memur sizi şapkayı çıkarın diye uyarmış. Ne sikime hala şapkayla duruyorsunuz der. Margaret, evet uyardılar ama sikimden aşağı Kasımpaşa. Çıkaranı gondiklesinler der. Yargıç Judy, konuyu anlamaya çalışarak şapka takmaya ihtiyaç duymanız için herhangi özel bir neden var mı hanımefendi der. Margaret, saçı konusunda oldukça hassas ve dikkatli olmayı tercih ettiğini söyler. Yargıç Judy yavaş yavaş sinirlenmeye başlar. Bağa bak götüm, biz burada şapka takmayız, takanları da sevmeyiz. Ha bir uyarırım, iki uyarırım, çıkarmazsan o şapkayı götüne sokar, davayı reddederim babında şeyler söyler. Margaret, patron sensin moruk ama yiyorsa gel çıkar. Hadi, hadi gel çıkar der. Sonra yargıç Judy açar ağzını, yumar gözünü. Ha şunu bileydin yarrağım, tabii ki patron benim. Bak Arturo'ya yumurta gibi çocuk. Şapkayla ve siyah gözlükleri de geldi buraya. Adama çıkar dedik, itiraz etmeden çıkardı. Çıkar şu şapkayı bir yüzün görünsün amına koyayım. Burası mahkeme salonu. Şapkanızı çıkarırsanız davanıza devam ederiz. Çıkarmazsanız davanı da sikerim, şapkanı da sikerim. Gider başka mahkemelerde uğraşırsınız. Belki başka hakimler şapkayla devam etmenize izin verir der ve Margaret son bir şey söylemek isterken yargıç Judy sözünü keser ve davayı reddeder. However, good. Case is dismissed without prejudice. Thank you. You may step out.